Evet, hemen hızlı bir şekilde başlayalım dostlar. Bunu da kapatalım. Daha şimdi YouTube gerçek herkes selamlar. Bitcoin son dakika part 3 yayında beraberiz. Hemen 2 dakika piyasayı bir analiz etmeye çalışıyorum. Bitcoin an itibariyle 20 bin, 21 bin direncinde takılı kaldı. 20.700 ile 21 bin arasında gidip geliyor Bitcoin. Şöyle 4 saatlik daha rahat görebiliriz. En son gerilediği yer 20.216 oldu. Yeniden piyasa 20.216'ya kadar gerilemesine rağmen bir 21 bin az önce denedik, 21.200. Yani henüz bir geri dönüş sinyali yok, bir geri çekiliş sinyali yok, bir düşüş sinyali yok. Hala da kapanış güzel. Dün gece zaten kapanış güzel gelmişti. Dün bayağı yoğun peş peşe 3-4 video birden çektik, gönderdik. Şimdilik her şey olağan durumdadır gözüküyor. Piyasaya bakıldığı zaman 400 bin, 402 milyar dolarlara geldik. 400 milyar dolarlardı. 24 saatlik hacmimiz 46 milyar dolar. Burada baraj 50 milyar dolar bu arada. 50'yi vurduk, 46'ya geri saldık, onu söyleyeyim. Market cap'in 400 milyar doları aştığı takdirde Bitcoin'in 20 bin doları geçeceğini söylemiştim zaten. Yeni alım konumlarımız hazır. Eski alım konumlarımızdan güzel kârlardayız. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Yeni alım konumlarımız da hazır. Yeni alım konumlarımızı da Bitcoin'in düşüş sinyali geldiği an katıl üyelerine paylaşacağım dostlar. Alım konumlarından topladığımız her piyasa spot piyasada bizler için kazanç demektir, biliyorsunuz. Onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok. Ethereum tarafında da 1599 dolara kadar bir artış geldi. 1665'i deneyemedik. 1522 civarlarında duruyor Ethereum'da. Şimdilik bir gerileme sinyali Ethereum'da da yok günlükte. 4 saatlikte baktığımız zaman ufaktan RSI salmaya başladı. Biraz kar satışları var. Yeni kullandığımız yeni sistem sat sinyali de verdi ama günlükte henüz bir sat sinyali oluşmadığı için Ethereum'da da beklemedeyiz. Benim düşüncem yarın da piyasayı belki biraz ayakta tutacaklar. Böyle 20 bin, 21 bin bandında büyük ihtimal pazartesi günü bir satış görebiliriz. Veyahut da pazar akşamı bir satış görebiliriz. Amerikan borsalarından bizim borsamıza, kripto borsalara yatırıma gelen, hafta sonu volatiliteyi arttırmak için gelen yatırımcı volatiliteyi zaten dün akşam arttırdı. 21.300 258'e kadar vurdurdular Bitcoin'i. An itibariyle de bu pazar akşamına doğru satış yapacaklarını düşünüyorum. Tabii ben bir düşüş beklemiyorum. Sadece bir düzeltme bekliyorum. Onu tekrar tekrar dile getireyim, yanlış anlaşılmasın. Benim beklentim bir düzeltme. Düzeltmeden sonra Bitcoin'in yoluna devam edebileceğini düşünüyorum. Yine de para çıkışlarına bakmak lazım. Bizim için en önemli veri pazar gece, pazartesi sabahı kapanışı olacak olan bullish falling wedge formasyonumuzun kırılımını gerçekleştirip gerçekleştirmediği. Eğer kırılımı gerçekleştirdiysek haftalık kapanışta 24.554 artık garanti olacak. Burada sadece retest beklerim, o kadar. Yani önümüzdeki hafta hem bullish falling wedge formasyonundan hem de burada RSI'deki formasyondan, hatırlayanlar var mı? Haftalıkta bir RSI trendimiz vardı şöyle. Bu RSI trendini kırdıktan sonra yükseliş gelebilir demiştik. Sonra da zaten RSI 50'ye kadar haftalıkta vurdu. Artık hem RSI'dan 50 retestini bekliyorum. Hem de aynı şekilde bullish falling wedge formasyonundan da bir geri retest bekliyorum. Beklentilerim bu yönde dostlar. Pazar gecesi ya da pazartesi sabaha doğru böyle bir bekleyiş içerisine girmiş durumdayım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Gönülden seviliyorsunuz. Daha fazla ayrıcalıklar, alım konumları ve trade fırsatları için katıl butonunda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.